Merhaba Konsol takipçileri, ben Yiğit. FIFA 17'deki muhtemel en iyi 10 oyuncu ve onların overall tahminlerini yaptık. Haydi başlayalım. 10. sırada Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale var. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 19 gol 15 asistlik bir performans sergiledi. Sezonun başında birkaç sakatlıkla 1-2 ay sahalardan uzak kaldı ve maçlar kaçırdı ama sezonun ortasında ve sonuna doğru çok iyi bir performans gösterdi ve FIFA 16'da da 3 kere Team of the Week, 1 kere de Man of the Match kartı geldi Gareth Bale'ın. Bu iyi performansından dolayı Gareth Bale'ın gelecek sezon artı 1 overall'a 88 olarak gelmesini bekliyoruz. 9. sırada Brezilya'nın kaptanı ve Paris Saint-Germain'in bel kemiği Thiago Silva var. Thiago Silva FIFA 16'da 2 kere Team of the Week, 1 kere Man of the Match, Team of the Year ve Team of the Season kadrolarına seçildi. Bir defansın yapabileceği her şeyi yaptı. Bu sene Paris Saint-Germain'de 46 maça çıktı. Neredeyse maç kaçırmadı. Bir gol bir asistlik katkıda bulundu. Thiago Silva FIFA 16'da 88 overall'di. Oyunun en iyi defansından en iyi defansıydı. Ve bu FIFA 17'de de 88 overall'ını korumasını bekliyoruz. 8. sırada Real Madrid'in ve İspanya'nın demirbaş oyuncularından Sergio Ramos var. Bildiğiniz üzere FIFA 16'da 87 overall'liydi bu futbolcu. Bu sene 33 maça çıktı. 3 gol, 3 asistlik bir performans var Real Madrid adına. Özellikle Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol ve sergilediği üst düzey performans bize gelecek sezon 88 overall olabileceği tahminine itti. Ve şunu da hatırlatalım, FIFA 16'da Sergio Ramos bir kere Team of the Week ve Team of the Season kadrolarına seçildi. 7. sırada Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski var. Lewandowski bu sene muhteşem bir sezon geçirdi. 51 maçta 42 gol, 7 asist yaptı. Muhteşem işler başardı ve FIFA 16'da da 5 kere Team of the Week, 1 kere Hero Card, 1 kere de Team of the Season kartı geldi. İnanılmaz, her hafta neredeyse Lewandowski'nin özel bir kartı geldi bu sene ve bu başarılı performansından dolayı FIFA 16'daki 87 olan overall'i artı 2'lik bir artışla 89'a gelmesini bekliyoruz. 6. sırada burnu büyük, egosu büyük, tekniği ve futbolculuğu onlardan da büyük adam Zlatan İbrahimovic var. Zlatan İbrahimovic 34 yaşında kariyer rekorunu kırdı. 50 maçta 51 gol, 19 asiste imza attı Paris Saint-Germain'le bu sene ve FIFA 16'da da 3 tane Team of the Week, 3 tane Man of the Match, 1 tane Hero ve Team of the Season kartları geldi. Bu inanılmaz performansından dolayı ve 34 yaşında bir adamın bunları yapmasından dolayı 89 olan overall'ın gelecek sene 90'a yükselmesini bekliyoruz. Sırada Barcelona'nın Brezilyalı süperstarı Neymar var. Neymar, Messi'nin sakat olduğu zamanlarda Suarez'le birlikte Barcelona'yı adeta sırtladı. Skor yükünü Suarez'le beraber çektiler. Bu sene 49 maçta 31 gol, 27 asistlik muhteşem bir performansa imza attı bu sene. Ve FIFA 16'da da 5 adet Team of the Week, 1 adet Team of the Season ve Team of the Year kadrolarına seçildi. Bu başarılı performansından dolayı Neymar'ın artı 2 puanlı yükselişle FIFA 16'da 88 olan overall'inin FIFA 17'de 90'a yükselmesini bekliyoruz. 4. sırada hiç kuşkusuz ki dünyanın en iyi kalecisi olan Manuel Neuer var. EA Sports da bunun hakkını çok iyi veriyor ve overall'ı ile 90'lık puanı ile oyunun en iyi kalecisi. Peki bu sene Neuer ne yaptı? 51 maça çıktı. 29 gol yedi sadece ve tam 29 maçta kalesini gole kapadı. FIFA 16'da ise 2 tane Team of the Week kartı geldi ve Team of the Year takımına da seçildi Neuer. Gelecek sene yine 90 overall olmasını ve bu puanını kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 3. sırada Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez var. Luis Suarez Barcelona ilk geldiğinde eleştirildi ve bir ısırık skandalıyla gelmişti. Birkaç ay Barcelona'da oynayamadı. Nasıl olacak, uyum sağlayacak mı diye tartışmalar vardı ama Suarez bu seneki performansıyla bunların hepsine bir tokat attı adeta. 53 maçta 59 gol, 26 asistlik bir performans sergiledi. Ve FIFA 16'da bu sene tam 5 kez Team of the Week'e girdi.
bir kere Man of the Match kartı, bir Hero kartı ve Team of the Season kartı geldi. Suarez'in bu muhteşem sezonun ardından gelecek seneye artı bir puan yükselişle 90 olan overall'ı 91 olarak bekliyoruz. Real Madrid'in süperstarı, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo var. İkinci sırada Cristiano Ronaldo bu sene 48 maçta 51 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi. Ve Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı da kucaklaması onun için çok önemli bir avantaj. FIFA 16'da ne yaptı? 3 kere Team of the Week, 1 Man of the Match, 1 Hero ve Team of the Year, Team of the Season kartları geldi. Ronaldo'nun 93 olan puanının artı bir artışla seneye 94 olmasını bekliyoruz. Birinci sırada dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birisi Lionel Messi var. Lionel Messi sezona iyi başlayamadı çünkü sakatlıklar geçirdi. İlk birkaç ayı kaçırdı. Ondan sonra alışması da zaman aldı. Ama Lionel Messi tüm bunlara rağmen 49 maçta 41 gol, 26 asistlik muhteşem bir performansa imza attı. Peki FIFA 16'da neler yaptı diyebiliriz. FIFA 16'da bir adet Hero kartı, bir adet Team of the Week, Team of the Year ve Team of the Season takımlarına girdi Lionel Messi. Bu performansından dolayı 94 olan overall'ını korumasını ve seneye de aynı puandan çıkacağını tahmin ediyoruz. Bonus olarak da FIFA 17'de muhtemelen puanı en çok düşecek oyunculardan ve bunlardan arasından en çok dikkat çekecek olanlardan Arjen Robben var. Arjen Robben bu seneyi büyük sakatlık sorunlarıyla geçirdi ve sadece 22 maça çıktı, 7 gol atabildi. FIFA 16'da ise sadece bir kere Team of the Week'e girebildi. 90 olan overall'inin seneye 4-5 puanlık düşüşle 86-85 olmasını bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar devam edecek. Teşekkürler.